İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir yeni ardıç dalı sohbetlerinde sizlerle beraberiz. Elazığ'dan yayın yapan Fırat TV stüdyosu, Kanal Fırat TV stüdyosunda ulusal ve uluslararası manada yayın yapmanın hazını, sizlerle birlikte olmanın hazını yaşıyoruz. Ardıç dalı sohbetleri Kültür, sanat, bilim ve edebiyatta Elazığ merkezli bir gönül hareketinin adı. Bundan yıllarca önce ben muhtemelen liseye gidiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı olmuş. O zaman böyle büyük, böyle kerpiç kalıbı gibi pinlerle çalışan radyolarımız vardı radyoda harekat haberi verilince Harputlu bir şair ve yazar olan merhum pederim Mehmet Rasim Ozan fevkalede heyecanlandı. Büyük bir ceviz ağacımız vardı. Yanında bir kerpiç evimiz vardı. Hemen gene rahmetli dedem Yemenci Osman Efendi'nin bir çiftesi vardı. Çiftesini hemen alel acele getirtti. Çifteye iki tane mermi sürdü ve dama çıktı. Dama çıktıktan sonra güneye doğru iki el ateş etti. Ben de saf saf baba dedim. Kıbrıs'ta bir harekat var ama sizin buradan ateş ettiğiniz bu tüfeğin Kıbrıs'ta bir tesiri olmaz. Dedi evladım dedi bu bir harekettir. Bu bir gönülden ortaya çıkan bir davranıştır. Bizim Allah katında elimizden ne geliyorsa onu fi sebilillah Allah rızası için cihada hasretme kavgasıdır. Bunu böyle kabul et dedi. Bu sözü hiç unutmadım. Bugün yeryüzünde bütün İslam ülkelerinde bir yangın var. Şimdi herkes akşam eve giderken beni çocuğum karşılayacak, ona bir çikolata alayım, ona bir şey alayım, gittiğimde kucağıma alayım, seveyim diye düşünür. Ama kucaklara hasret, İslam ülkelerinde binlerce çocuk var. Suriye'de katledilen binlerce çocuk, morglarda yer kalmadığı için buzdolaplarında saknaldı, saklandı ve defnedildi. Böyle bir dünya her Müslümanın kalbini kanatmalı. Şair kan damladı soframdaki tuzumadır. Bütün bu hadiseleri düşünerek, yeryüzünde merhum Pederim Mehmet Rasim Ozan'ın yaptığı gibi her insan gönlünden geçen bir hareketi sergileyerek zulme karşı, küfre karşı bir tavır sergilemeli. Bunu da sevgili izleyiciler, sivil toplum kuruluşları dediğimiz teşekküller yapıyor. Bu akşam merkezi Elazığ'da bulunan İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Sayın Zülfü Biçerer'i konuk etti. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Et, bugün dünyaya baktığınız zaman bir haritada Arakan, Myanmar, Doğu Türkistan, efendim Keşmir, Hindistan, Suriye, Irak, aşağı inelim Yemen, daha güneye inelim Afrika'nın pek çok İslam ülkesinde bir yangın var. Bu yangın bizim kardeşlerimiz yanıyor. Şimdi her şeyi bir tarafa bırakalım. Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri bu devirde yaşasaydı vallahi yatak yüzü görmezdi. Yani o kendisini yeryüzünde bir Müslümanın burnu kanıyorsa bunu Cenab-ı Allah benden sorar diyen bir padişahtı. Tabiatıyla İslam ümmetinin güzel bir umdesi, güzel bir kolu, güzel bir parçası olan Türk milletinin de bağrı yanıktır, vefalıdır, merhametlidir. Şimdi siz ilim ve hayra hizmet vakfı genel başkanı olarak Vakfınızı tanıtırken Türkiye gönüllü teşekkürler vakfının da üyesi olduğunu evet. söylediniz. Bu vakıf da giderek İslam Dünyası STK'lar Birliği'ne üye olmuş ve İslam Dünyası STK'lar Birliği geçen günlerde İstanbul'da 3. Uluslararası STK Fuarı'nı açtı ve bir evet. kongre düzenledi. Siz de bu kongreye katıldınız. Evet. Bu kongrenin kanayan İslam coğrafyasındaki yaralara ne gibi faydası oldu? Evet, teşekkür ederim. Öncelikle konuşmama başlamadan önce 3 Aralık engelliler günü evet. münasebetiyle bütün engelli kardeşlerimizin dünya hayatında başarılı olmasını, evet. onlara sağlıklı ömür vermesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Kardeşlerimin hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi tabii biz 17-18 Aralık'taki fuara 6 kıtadan 65 ülkeden evet. 340 sivil toplum örgütü katıldı. Biz de İlim Aile Hizmet Vakfı olarak bu fuara davetli olarak icabet ettik. Oradaki çalıştaylara ve çalışmalara evet. ve fuardaki standlara ayrı ayrı ziyaret ettik. Evet. Tabii bu katılım %85 oranında gerçekleşti. Ee, biz vakıf olarak 35 tane stantı gezdik. Türkiye'nin muhtelif yerlerindeki dernekler ve sivil toplum örgütleriyle beraber ikili tercümanlar aracılığıyla Evet bizlerin katkıları ve kendilerinde bizden istek ve arzularını alem İslam'ın bugün halihazırda kanıyan yaralarını, ekonomik, siyasi, iktisadi manada e, olayları irdeledik ve konuştuk. Tabii evet. bu konuşmalarımızın yanında ayrıyeten çalıştaylar oldu. Bu çalıştayların evet. birincisi Yemen konusuydu. İkincisi de Filistin Mescid-i Aksa konusu gündeme geldi. Evet. Bir de Afrika'daki mazlum milletler, yoksulluk içerisinde kıvranan milletlerin ve açlık içerisinde kıvranan insanların dertlerine nasıl deva olunur bunlarla alakalı çalışmalar yaptık. Evet Tabi burada ilk açılışta sunumu bizim Gönüllü Teşekkürler Vakfı Genel Başkanı Ali, Ali Kurt Bey tabi bunu Alem-i İslam'ın e, halihazırdaki hazırdaki e, dünya üzerindeki kanayan yaralarını gündeme getirdi. Bu evet. kanayan yaraları nasıl tedavi edebiliriz? Bunun halk şerefleri üzerinde bazı sunumlar yaptı. En can alıcı sunumu bizim eski çevre şehircilik ve çevre bakanımız İ İdris Bey e, ifade ettiler. Evet O gayet güzel bir sunum yaptı. Daha can alıcı konuyu da Malezya Devlet Başkanı Başdanışmanı Danışmanı e, Muhammed isminde bir ağabeyimiz tabi sunum yaptı. Bu evet. sunumun alem İslam'ın bugün hala hazırdaki durumunu iyileştirebilecek üç temel esası gündeme getirdi. Evet. Birincisi Müslümanların birbirlerini Allah için sevmesi, evet. bu kuvvet ve muhabbeti perçinleyebilmemiz için Alem-i İslam'ın bir bütün şekline dönüşebilmesi için Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 3-4 tane hadisini ifade etti. Evet. Müslümanlar, dünya Müslümanları öncelikle Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle اِنَّمَا الْمُؤْمِن۪ينَ اِخْوَةٌ Müslümanlar zaten kardeştir. Ama bunun yanında Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlar kovan arasındaki bal arıları gibidirler. Yani evet. organizasyon noktasında Müslümanların bir başının olması lazım. Bu başa, bu başın önderliğinde ve imamlığında dünya Müslümanları ekonomik, siyasi, iktisadi ve kültürel manada bir başa bağlı olması lazım noktasında bu hadis de zaten bunu ifade ediyor. Evet. İkincisi Müslümanlar tarağın dişleri gibidirler. Üçüncüsü Müslümanlar duvarın temel taşları gibidirler gibi hadisleri beyan etti. Evet. Bu noktada da bu işi perçinleyebilmemiz için Müslümanların e, İslam'ın beş temel şartından birisi olan namaza çok ehemmiyet vermelerini evet. ve namazlarını e, nizami olarak kılmalarını ve gazaya bırakmamalarını ifade etti. Bir ikincisi de Müslümanların düşünce birlikteliğini oluşturması lazım. Yani bugün dünya Müslümanlarına biz bakıyoruz. Her devletin başında bulunan yöneticiler, kimi mesele bizim milli ve özümüze ve tarihimize uygun olmayan görüşlerin ve izimlerin peşinde koşuyorlar. Evet. Bunun en bariz örneğini e, Keşmir, Bangladeş. Evet. Bangladeş'in bugün yönetimi sosyalist bir yönetim. Oradaki Müslümanların e, muhacir olarak gelen Arakanlı Müslümanlara gerekli olan ilgi ve alakayı göstermediklerini ifade ettiler Ettim, orada evet, Endonezya'daki kardeşlerimiz. Evet. Bir üçüncüsü de bugün Müslümanların dağınık bir vaziyette olup kendi aralarında ittihat-ı ümmeti oluşturacaklarına yani birlikteliği evet. oluşturacaklarına kendi aralarında tefrika, tefrikaya düştüklerini. Bu tefrikadan kurtulmanın yolu namazda nasıl e, kıbleye yöneliyor isek evet. e, vahdet kıblesini oluşturmamızın elzem olduğunu ve bunu da geçmişte Osmanlı'nın şahsında Türkiye'nin yaptığını ve bugün de halihazırdaki mevcut devlet başkanımızın Tayyip Erdoğan'ın bu işle çok alakadar olduğunu ve dünya müslümanların dertlerini ve problemlerini ifade ettiğini ve Türkiye'den çok ümitli olduklarını ve Türkiye'nin de bu işi başaracağını ifade ettiler. Evet çok güzel. Şimdi sayın Bişerer. Evet. Ben geçenlerde bir kitapta okudum. Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize bir bedevi bir salkın üzüm getiriyor. Evet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz üzümü yiyor. Tane tane yiyor. Fakat etrafındakilere vermiyor. Hmm. Beylevi kalkıp gidiyor. Sahabe soruyor diyor ki ya Resulallah üzümü yediniz fakat niye bize ikram etmediniz? Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor diyor ki evladım diyor o üzüm ekşiydi. Ben diyor yüzümü ekşiterek yesem üzümü ikram eden üzülürdü. Size de vermek istemedim. Çünkü siz belki bilmeden yüzünüzü ekşitirsiniz. O gelen gene üzülürdü. O yüzden size vermedim. Şimdi buradan hareketle bir peygamber düşününüz ki aynı zamanda o sahibi seyfti. Yani devlet başkanıydı. Bir devlet başkanı tebaasının getirdiği ekşi üzümü yiyor, yüzünü ekşitmiyor. Niye? Niye ekşitmiyor? Evet. Çünkü o üzülür diyor. Bak bu kadar güzel evet. bir peygamberimiz var. Bu kadar güzel bir Peygamber'in ümmetiyiz. Peki biz bu güzelliği, bu asaleti nasıl test edeceğiz? İşte bu gittiğiniz toplantının bence en çarpıcı tarafı o. Her ülkeden bir numune cemaat gelmiş oraya. Dünyanın bütün İslam ülkelerinin kokusu var orada. Evet. Birinin efkarı, birinin hüznü, birinin yeşini orada yaşıyorsunuz. Bu çok güzel. Yani bunu Türkiye'nin düşünmesi bu böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasını gerçekten sevinçle karşılamak lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleriyle, evet. İslam Dünyası STK'lar Birliği ve Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı'nın müştereken yaptığı bu toplantı gerçekten şayanı takdirdir. Ve e, samimiyetle söylemek lazım. Burada konuşulan insanların, burada konuşulan sözlerin, alınan kararların Kağıt üzerinde kalmayacağı, gönülden gönüle taşıyacağı da, taşınacağı da inşallah bizim niyazımız olarak karşımızda duracaktır. Şimdi tabii biz e, fuarda standlar şeklinde organize olmuş sivil toplum örgütlerini evet. vakıf olarak ziyarete gittik. Tabii bunların içerisinde en can alıcı e, standları ifade etmek istiyorum. Evet. Birinci olarak e, Doğu Türkistan. Evet. stantı vardı. Oradaki kardeşlerimizle görüştük. Evet. Çin'de muazzam derecede oradaki e, Türk e, Türkistanlı kardeşlerimize e, evet. ve Kazakistanlı, Türkmenistanlı olan kardeşlerimize yaklaşık olarak orada ...bir e, 1 milyona yakın şey var. Müslüman kardeşlerimiz var. Evet. Aşırı derecede Çin e, rejimi zulüm yapıyor. ...ve o kardeşlerimizin çoğu hicret etmişler... ...Türkiye'de istihdam olunuyorlar... Evet ...fakat onlar burada... ...rahat iken... ...kalpleri ve gönülleri yine... ...Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimize yapılan... ...mezalimi tabi gündeme getiriyorlar... ...bunun hal çareleri olarak... ...kendi aralarında organize olmuşlar... ...fakat burada organize... ...oldukları halde... ...Çin yönetimi buradaki kardeşlerimizin kendi kendileri adına casus olmalarını adına bunları yine takibe alıyorlar. 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 Evet. Sizler burada rahat yaşayabilmeniz için bizim adımıza e, casus Türkiye'den e, casus olarak faaliyet göstermeniz lazım diye tahakküm edildiklerini bana ifade ettiler. Çok doğru. E, ve Türkiye'nin e, Doğu Türkistan'a sahip olması adına Cumhurbaşkanımızdan talepleri vardı. Tabii bu evet. talepler yerine geldi. Hemen bunun yanında. Yine Mayanmar'da evet. Rudingen Müslümanlarına karşı orada Budistler e, Rudingen Müslümanlarının esas itibariyle ehl-i sünnet inancına mensup olduklarından dolayı evet. dünyadaki ne yazık ki bazı Müslüman e, topluluklar diyelim mezhebi farklılıktan dolayı oradaki kardeşlerimize sahip çıkmıyorlar. Evet. Fakat Türkiye'deki sivil toplum örgütleri bizim kardeş... Gönüllü teşekkürleri Vakfı'na üye olan evet. kardeşlerimiz muazzam derecede orada yardım ediyorlar. Türkiye Kızılay aracılığıyla, TİKA aracılığıyla muazzam derecede yardımlar var. Yani biz geçmişte nasıl ki acedeki Müslümanlara, Filipin'deki Müslümanlara Osmanlı döneminde ecdadımız sahip çıkmışsa evet. bugün de o mirasın sahipleri olarak bir sivil toplum örgütleri yine oraya sahip çıkıyorlar. Evet. Tabi orada da muazzam derecede bir ganiyen yara var. Çok acı bir durum yine en bariz örneği Keşmir Hindistan ve Bangladeş'teki Müslümanlar tek millet oldukları halde Müslüman oldukları halde geçmişte emperyal güçler Almanya'sı, İngiltere'si ve Amerika'sı ne yazık ki oradaki Müslüman topluluğu kendi aralarında Tefrika'ya düşürüp bir parçasını Keşmir sahipsiz durumda, evet. bir parçasını Bangladeş, bir, bir tarafını da Pakistan olarak üç devlete bölmüşler. Yani oradaki örnek bugünkü dünya coğrafyasındaki 55 tane Müslüman ülke var. Ne yazık ki Müslüman ülkeler kendi aralarında organize olup da, bir Avrupa Birliği gibi bir alternatif birliktelik oluşturamıyorlar. Evet. Bir NATO gibi bir askeri paht kuramıyorlar. Ne yazık ki kültürel birlik olarak UNESCO gibi kendi aralarında kültürel birliktelik oluşturamıyorlar. Tabi bu oluşturmamanın acı ve ızdırabını alem İslam çekiyor. Bunun yanında mazlum fakir milletler mesela Afrika bugün açlıkla büyük imtihanı var. Evet. Ve bugün halihazırda hazırda modern toplumlarda Köle şeklinde çalıştırılan insanlar var. Bugün mesela İngiltere'de otomobilleri yıkayan işçiler köle statüsünde çalışıyor. Bugün Tayland'da kömür ocaklarında çalışan insanlar köle statüsünde çalışıyor. Yani bugün dünyada muazzam derecede bir sömürü var. Bu sömürüyü de organize eden zinde güçler var. Evet. Bunların başında Amerika, İsrail, Avrupa ve Birleşmiş Milletler'de esas itibariyle dört devletin veto hakkı var. Evet. Bunlar dünyayı bir noktada sömürüyorlar. Ve İslam coğrafyasına baktığımız zaman gözyaşı, kan, yokluk, sefalet ve açlık diz boyu gidiyor. Tabi bu hastalığın illaki bir çaresi var. Evet Şimdi bu çare de demin ifade ettiğimiz gibi alem İslam'ın birlik ve dirlik içerisinde olması evet. lazım. Bu birlik ve dirliği de biz sivil toplum örgütleri dünya ölçeğinde kendi aralarımızda organize oluyoruz. Ve ihtiyaç olan yerlere de sivil toplum örgütleri olarak e, yardım noktasında gayret gösteriyoruz. Fakat en büyük sevinecek nokta Türkiye'de bu son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'nin sivil toplum örgütleri içerisinde K Kızılay, Dünya üzerinde sadece İslam coğrafyasına değil Amerika'da, Haiti'de, Venezuela'da evet. nerede bir yara varsa o yaraya koşma adına büyük gayretler gösteriyor. Bunun yanında TİKA bizim geçmişteki tarihteki eserlerimizin inşa ve e, yapımında, Restorasyon. restorasyonunda evet. muazzam derecede çalışmalar var. Bunun yanında ihtiyacı hasıl olan... E, Müslümanların ibadet etmesi adına Kur'an-ı Kerim öğretisi adına efe, sağlık noktasında efendime söyleyeyim askeri alanda, e, ekonomik alanda muazzam derecede e, Diyanet Vakfı mesela camileri, medreseleri ve okulları yapıyor. TİKA yine aynı şekilde hastaneleri yapıyor, inşa ediyor. Oradaki mazlum ve garip insanlara yardımcı oluyor. Dünya ölçeğinde en çok dünyada yardım yapan ülke Türkiye. Evet Milli gelir noktasında yine Türkiye. Yani Türkiye'mize Allah zeval vermesin. Milletimizin eksikliğini vermesin. Ee, Müslüman ülkemizde insanlarımızın birlik, beraberlik, kardeşlik şuurunu Cenab-ı Hak artırsın. Evet. Bu manada çalışmalar sevindirici yani. Sayın Biçerer, evet. son 100 yılımızın muhterem ve muhteşem bir alimi var. Bediüzzaman Sayın Nursi Hazretleri. Bir zaman Abdülhamit döneminde, bir zamanlar siyasete de uzaktan bakmış. Siyasetin e, halka hizmet noktasında faydala, faydalı olabileceğine kafa yormuş. Ama bakmış ki siyasetten önce bir tehlike var. Demiş ki alem-i İslam'ın en büyük düşmanı cehalettir. Evet. Ve cehaletin birey bazında, fert bazında izalesi için bir ömrünü harcamış. Şimdi demek ki İslam aleminin bugünkü hali de bu... Tespitin dışında değil. İslam aleminin bugün en büyük düşmanı cehalettir. Şimdi böyle olunca elin yavru küfür tek millettir zaten. Evet. Elin yavru bütün İslam ülkelerinin başına rahatlıkla kontrol edebileceği kuklaları getirmiş bir noktada. O kuklalar üzerinden İslam ülkelerini idare ediyor. Şimdi o kuklalar üzerinden siz İslam ülkelerini kurtaramazsınız. Çünkü adam kendisi kukla zaten aleni bir kukla yani kukla ne olur Taşeron. Evet. Şimdi geriye ne kalıyor? Geriye oradaki halkla birebir birey bazında imanı, ahlakı, ilmi yaymak kalıyor. Şairin biri diyor ki güneş tek bir kar tanesinin bile gönlünü almadan ovalar dağlar boyu karları eritemez. Şair şairane gönlüyle şöyle söylüyor diyor ki ey millet diyor kışın bakıyorsunuz dağlarda metrelerce kar var. Hakikaten Elazığ'dan bakıyoruz. Hazar Baba Dağı'nda metrelerce kar var. Ama diyor güneş her kar tanesinin gönlünü alıyor her kar tanesinin. Bu ne demektir? Biz İslam ülkelerinde ilmi, irfanı, ahlakı her kar tanesi yani her fert bireyin kalbine girerek halledeceğiz. Evet. Şimdi Mesela biz biraz evvel bahsettiniz ya Yavuz Sultan Selim Hazretleri. Herhangi bir ülkede herhangi bir Müslümanın burnu kanasa, arkadaş sen benim Müslümanımın burnunu nasıl kanattın diye devlete savaş açıyordu. Evet. Ve o durumda İslam'ın izzeti, iffeti vardı. E şimdi İslam ülkelerinde insanların hiçbir kıymeti yok. Konserve kutusu kadar kıymeti yok. Şimdi e, Amerika devamlı yayın yapıyor uluslararası arenada. Efendim Amerika'da bağışıklama oranı şu oldu. Efendim bebek ölüm oranı şu, anne ölüm oranı şu. Amerika bunda işte bebek ölüm oranını düşürtmek için elinden geleni yapacak. Ya kardeşim sen Amerika'da üç tane bebek öldü diye bu kadar gürültü çıkarıyorsun. Suriye'de on binlerce bebek öldü. Ya arkadaş morg yoktu, morga koyamadık, bu sorapların sakladık ondan sonra defnettik. Yani ama Amerikalı için, Avrupa için bir Müslümanın kıymet harbiyesi yok. Bir Müslüman eşittir bir konserve kutusu. Yani bir konserve kutusu batmış çıkmış hiç önemi yok. Ama bu derdi dert edilecek İslam ülkeleridir. Şimdi Amerika, ben şuna inanıyorum. Amerika bugünün Osmanlısıdır. Ama Osmanlı da dünün Amerikasıdır. Osmanlı bütün aleme hükmediyordu. Ama nasıl hükmediyordu? Diyordu ki kim haklıysa, o kuvvettedir. Şimdi Amerika'da kendi kafasından bütün dünya hükmediyor ama şunu söylüyor. Diyor ki kim kuvvetliyse o haklıdır. Şimdi 3 kuruşluk menfaati için bir prens şey Suudi Arabistan veliaht prensi evet. var. O adam tuttu adamı katır katır kesti. Doğradı. Bunu herkes biliyor. Ses kayıtları ortada. Hala daha toplantılara katılıyor. Evet. Toplantılara katılıyor. Niye katılıyor? Çünkü Hemen e, meşhur Amerikan başkanına diyor ki, hiç merak etme diyor, sana 100 milyarlık, 150 milyarlık diyor, yatırım yapacağım. 150 milyar dolarlık. E şimdi niye? Kimin parası varsa, kim kuvvetliyse o haklı oluyor. Evet. Şimdi bu Amerika yalnız, Amerika şu ana kadar niye yıkılmadı? Niye böyle bu, bu afralı tafralı geziyor? Çünkü Amerika vatandaşına güven veriyor. Bundan yıllarca önce, belki de 15 sene, 20 sene önce... Sri Lanka devleti evet. bir Amerikalı gence kırbaç cezası verdi. Bak bir Amerikalı gence kırbaç vuracak. Kanunlarına da uygun. Amerika devleti dedi ki, dur bakalım dedi. Ben dedi bir Amerikalı vatandaşa kırbaç cezası vurdurmam. Hint gemisini, Hint okyanusundaki donanmasını Sri Lanka'ya döndürdü. Sri Lanka ne yaptı? Geri adım attı, vurmadı. Şimdi bir Amerika düşününüz ki bir vatandaşına kırbaç vurulmasın diye donanmasını çeviriyor. O yüzden bizim bu manken takımı, efendim artist takımı bir zamanlar modaydı. Efendim gidip çocuğumu orada doğurayım da Amerikan vatandaşı olsun diye şey yapardı. Kuyruğa girer Amerika'ya giderdi. Şimdi bu Trump denen adam onu da kaldırmış herhalde. İki kaldırmış bizim bu artist takımı, manken takımı da Amerika'ya gitmez. Şimdi devlet odur ki, devlet odur ki arkadaş bir tane Türk vatandaşı için, bir tek Müslüman için Aleme kafa tutsun. Bu da güçlü olur. İlimli olur, irfanlı olur. Evet. İşte bunun, şimdi bunun hocam, peşinde olmalıyız. Evet. Ağzınıza sağlık. Şimdi biz hani stand stant gezdiğimiz için. Evet. Şimdi ikinci olarak da biz Yemen stantını ziyaret ettik. Evet. Ee, Yemen'de sivil toplum örgütleri ve vakıflar olarak dokuz tane vakıf ve sivil toplum örgütü tabii katılmışlar. Evet. Şimdi burada Yemen'deki kardeşlerimiz aynı zamanda çalıştayda bir sunum yaptılar. Harita üzerinde Yemen'in coğrafi ve e, jeopolitik durumunu ifade ettiler. Tabi burada Yemen 22 milyon nüfusa sahip olduğunu evet. ve bugün Yemen'de 8 milyon insanın açlıkla imtihan olunduğunu ifade ettiler. Evet. Şimdi orada en can alıcı noktayı şöyle ifade ettiler. Bugün dünyada e, egemen güç Amerika ve Amerika'nın üstünde gizli dünya devleti Siyonizm. Evet Esas itibariyle. Ama görüntüde ekranda kara Karagöz misali evet. ama iplerin ucu Siyonizm'in elinde. Yani gizli evet. dünya devletinin elinde. Çok enteresan bugün e, e, Suudi Arabistan askeri araç ve gereç olarak bir kalemde 340 milyar dolarlık bir bağlantı yaptı. Bu yakın zamanda. Evet Şimdi bu silahları alıyor. Amerika adına ee, Yemen'de esas Yemen barış e, devletiydi. Bu barış devleti 1517 yılında Osmanlılar orayı fethettiler ve bir 400 yıl 1918'e kadar 400 küsür yıl biz oraya adalet, insanlık, barış evet. ve huzur getirdik. Hala da Yemenliler Osmanlı'nın 400 yıllık idaresindeki adaleti, huzuru, kardeşliği, sevgiyi anlatıyorlar. Evet. Şimdi Yemen'de esas itibariyle Orta Doğu'da savaş olsun, enerji kaynakları Amerika'nın ve gizli dünya devletinin uhdesinde olsun diye Yemen'i karıştırdılar. Yemen'de bir de Hussiler var. Onlar da Şii olduklarından dolayı İran orayı kaşıyor. Burada da Suudi Arabistan Amerika'dan aldığı uçakları ve füzeleri Müslümanların üzerinde deniyor. Yani Amerika kendi silahlarını denemek için evet. okyanusta ve çöllerde deneme yapmıyor. Bir kukla bir İslam devletinin yöneticisine demin ifade ettiğiniz evet. gibi veriyor. Onlar da o silahları Müslümanlar üzerinde deniyorlar. Bugün Yemen'de kanayan yara büyük. Yine sivil toplum örgütleri ve Türkiye bu hususta ...muazzam derecede bir yardımı var... Evet. ...hükümetimizin yardımı var... ...bu takdire şayandır... ...bunun yanında Suriye'de mesele... Evet. ...Suriye'de de katliam mesele... ...katliamın oluşmasının sebebi... ...Suriye, Ürdün, Türkiye... ...kendi arasında bir... ...ortak pazar oluşturma adına... ...bundan 10 sene evvelinden... ...bir ha hareket... ...Türkiye'nin önderliğinde başlanmış oldu... ...Türkiye, Suriye ile askeri... ...tatbikatlar yapmaya başladı askeri eğitim çalışmaları Suriye'ye katkıda bulundu ve Suriye'deki Osmanlı eserlerinin tümünü TİKA marifetiyle oraları tamiratını ve tadilatını yaptı. Ben de orada e, Fatih Camii var Şam'da. Evet. Sultan Abdülhamit Han'ın orada meftum. Ben oraya gidip ziyaret ettim ve orada iki fuar çalışmalarına da katıldım. Orada Esat'ın yerine bizim Devlet Başkanımız Tayyip Erdoğan'ın e, fotoğraflarını ve Türk bayrağını asıyorlardı. Orada Sultan Hamit'e Sultan e, Vahdettin. Sultan Vahdettin. Evet. evet. Orayı düzeltmiş olalım. Evet e, e, evet Sultan Vahdettin. Şimdi netice itibariyle yine emperyal güçler baktılar ki Türkiye eğer e, Suriye, Ürdün, Türkiye ekonomik bir birliktelik oluşturursa enerji havzaları tehlikeye girer. Bu noktada Suriye'yi karıştırırlar ve bugünkü olay meydana geldi ve Suriye halkını da e, ee, ensar misali biz bağrımızda dört buçuk milyon Suriyeli halkını bugün biz bağrımıza bastık. O kardeşlerimiz de buraya geldiler bize yük olmadılar. Türkiye'ye 4 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Kendi oradaki paralarını, altınlarını, dövizlerini buraya getirdiler. İstanbul'da, Antep'te, Kayseri'de ve Türkiye'nin bütün muhtelif şehirlerinde 6 bin, 7 bin tane büyük şirketler halinde fabrikalar kurdular. Hem bizim Kardeşlerimiz orada, Türkeli vatandaşlar istihdam oluyor, hem de Suriye'den gelen kardeşlerimiz evet. istihdam oluyor. Bazı art niyetler, ön algı operasyonu yapma adına, evet. alem İslam'daki ıı, karışıklığı ve savaşı daha derinlemesine, ileriye götürme noktasında, nasıl ki Güneydoğu Anadolu bölgesinde Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir ve... Tarihi konumuz itibariyle Yemen'de Kürdüyle, Türk Türküyle beraber aynı cephede savaşmışız. Çanakkale'de aynı cephede savaşmışız. Ve bugün Türkiye'de e, sosyal adalet adına, eşitlik adına Türk'ün Kürt'ten, Kürd'ün Türk'ten, Türk'ün evet. Laz'dan, Arap'ın Acem'den bir üstünlüğü, üstünlüğü söz geliyor, konusu evet. olmadığı gibi bir de bizim 2000 yıllık devlet tecrübemize binaen biz İslam medeniyetini savunduğumuz için bizim medeniyetimiz ihya etme. Evet. İhya etme, yapma medeniyeti, kardeşlik medeniyeti, sevgi evet. medeniyeti olduğu için diğer medeniyetlerde ifsat medeniyeti olduğu için bugün Amerika ifsat medeniyetinin, Avrupa ifsat medeniyetinin temsilcisi, temsilcisi olduğu için evet. insanlara tahakküm yapıp onları sömürmenin kendilerinin birinci derecede vazifesi olduğunu e, gördükleri evet. için Sri Lanka'da o kardeşimizin şeyi bir e, Amerikan vatandaşının kırbaç cezası alıp da onların savaş ilan etmesi noktasında biz de tarihte Fransa'da bir pavyon pavyonun açılmasına karşılık Kanuni Sultan Süleyman'ın evet. o şeye Fransız devlet şeyine kralına iltimatım veriyor. Diyor buradaki bu ahlaksızlık yarın Osmanlı topraklarına ve bizim tebaamıza eğer ilişirse bunun sorumlusu sizsiniz. Yılanın başı küçükken ezilmeli ve evet. o noktada onlar da o pavyonu ve eğlence mekanını kapatmış oluyorlar. Evet. Şimdi biz demin sizin yine ifade etmiş olduğunuz çok can alıcı bir nokta var. Bugün Müslümanlar en büyük tehlike kendi aralarındaki ihtilafı ümmet. Evet. İkincisi cehalet. Üçüncüsü yoksulluk. Evet. Şimdi alem İslam yoksulluğun önünden kurtulabilmesi için nedip nedip sanayileşmeyi ve yüksek teknolojiye sahip olması lazım. Bugün daha biz yeni yeni 80-95 yıl içerisinde şu 5 yıl içerisinde kendi uçağımızı, kendi tankımızı, kendi gemilerimizi, kendi uydularımızı, nükleer santrallerimizi ulaşımda e, muazzam derecede bir yol aldık ama yeterli değil. Bunu evet. daha da cazip hale getirebilmemiz için, bu yoksulluğun önüne geçebilmemiz için Müslümanların kendi aralarında organize olup ortak paydada birleşmesi lazım. Ortak para birimlerini kullanması lazım. Ortak yer altı ve yer üstü zenginliklerini kullanmaları lazım. Ve bunları da yer altından çıkarıp da satmamaları lazım. Bunu teknolojiye büründürmesi lazım. Yani bir bakır cevherini doğrudan Avrupa'ya ihraç etmemek lazım. Bir boru ihraç etmemek lazım. Bor teknolojisi adına onu işlemek lazım. Evet. Bakırı işlemek lazım. Onun içerisindeki altın cevherlerini almak lazım. Çeşitli metal bileşimlerini almak lazım. Bunu kablo şekline dönüştürmek lazım. Yerinde kullanma noktasında fakirliğimizi ancak e, yüksek teknolojiyi kullanma noktasında birlik ve beraberlikle ancak bu işin üstesinde geleceğimizi bu fuarda da evet. dile getirilmiş oldu. Sayın Biçerer bizim bugün gerçekten İslam ülkelerinin hepsine baktığımız zaman İslam ülkelerinin hepsinin gözünde ve gönlünde Türkiye var. Evet. Türkiye bir kere Osmanlı gibi 600-700 sene cihana hükmetmiş bir devletin evladıdır. Evet. Şimdi onların gözü bizde. Evet. Şimdi ben bir gün Medine'de başhekim yardımcısıyım. Medine'de başhekim evet. yardımcısıyım. Başhekim Yasin, eee Çemiş Yasin diye bir arkadaşımız. Çağırdı dedi ki hocam bizi dedi davet ettiler sen de gel. Bir gidelim buradaki doktorlar, Müslüman doktorlar yani Medine'nin doktorları bizleri davet ediyor. Ben de gittim. Böyle bir salonda oturuyoruz. Tabii böyle şey değil. Yer minderleri var. Orada oturuyoruz. Bana laf düşmez diye. Ben de kapalı oraya oturdum. Ondan sonra Kendilerini tanıttılar. Ben köylü falan zannettim. Kimisi çocuk cerrahı, kimisi radyoloji profesörü, kimisi genel cerrahi profesörü. Korkunç adamlar ama böyle mütevazi oturuyorlar orada. Şimdi orada bir takım insanlara sorular soruyorlar. Diyanetten de çok adam var. Yani bana orada hiç zerre kadar laf düşmez. Evet. O demeye kalmadı. Onlara soruyorlar. Kimisi diyor ene muvazzaf. Biz diyor vazifeliyiz konuşamayız. Fakat ben uzaktan bakıyorum. O adamların hepsi Osmanlı'nın evlatları acaba İslam'la ne kadar alakadar diye soruyorlar. Yani evet. onu merak ediyorlar, böyle merakla bakıyorlar. Ben de orada kapının orada oturuyorum. Ben dayanamadım, kalktım, geldim orada oturdum. Orada bu sırada e, böyle kahvelerde şey mırra diye bir kahve içiyorlar. Evet. Küçük böyle şey fincanları Bizim var. Kadah olduğu gibi zaten aynı, aynı gibi. Mırra şeyleri var. Fincanları var orada. Ben İngilizce, Arapça konuşmaya başladım. Dedim ki şu dedim fincanı şu fincandan farkı var mı? Dedi yok. Peki dedim şu kesme şekerin benim gözümdeki dedim kesme şekerdeki karbon atomunun benim gözümdeki karbon atomuyla farkı var mı? Yok dediler. Ama dedim benim gözümdeki karbon atomu canlı. Fiziksel nükleer fizik açısından fark yok ama benim gözümdeki karbon atomu canlı. Bu şekerdeki karbon atomu cansız. Bu nasıl oluyor dedim? Buna da bakıyorlar böyle. Yani benim konuştuklarından bir mana çıkarıyorlar falan. Dedim ki ismi hay tecelli ediyor bende Allah'ın hay ismi tecelli evet. ediyor Ama onda hay ismi tecelli etmediği için O cansız evet. Böyle söyledim tabii başka konulara da girdim tabii bunlar nereden diyeceksin Nereden konuşuyorsun Hacı Hulusi Efendi Elazığ'ın evet. mübarek bir alimi vardı evet. Ondan aldığım En büyük talebesi birinci katibi. Ben ondan aldığım dersleri Orada İngilizce Arapça anlattım Evet Anlattım ama öyle bir memnun oldular Ama niye memnun oldular Dediler ki onlar tabii kafalarında Osmanlı'nın mirasçısı, Osmanlı'nın veriyakta olan bir millet. Müslüman Türk milleti ne halde, İslam'ın neresinde diye merak ediyorlar. Evet. Benim orada Hacı Hulusi Efendi merhumdan aldığım dersleri tekrarlamam onların çok hoşuna gitti. Evet, dediler ki bu İslam ümmetinin bu Türk milleti gerçekten İslam'la alakadarmış, tefekkür evet. ediyor dediler. Ondan sonra bu Yasin Bey... Yasin Bey, kesikli dahiliye uzmanı bizim başhekimdi. Ben de yardımcıydım. Şimdi o ben, bana gülerek bir gün beni çağırdı. Dedi ki bizi tekrar davet ediyorlar. Diyorlar ki Hacı Ahmet de gelsin. Beni evet. söylüyorlar. Halbuki benim bir şeyim yok. Ben orada Hacı Hulusi Efendi'nin derslerini anlattım. Evet, Ama onlar Osmanlı'nın evlatlarının İslam'a bağlılığından dolayı memnun kaldılar. Türkiye'ye bugün İslam alemi o gözle bakıyor. Evet. O zaman bizim e, ee, günahımız kusurumuz çok olabilir ama ferden bir e, suya taş atarsınız böyle iç içe daireler oluşur. Evet. Birinci dairede kendimize, ikinci dairemizde ailemize, üçüncü dairede akrabalarımıza, dördüncü dairede komşularımıza, beşinci dairede bulunduğumuz şehre, altıncı daireye Türkiye, yedinci dairede İslam alemini düşünmemiz lazım. Evet. Sekizinci dairede insanlığı düşünürüz. Evet. Yani bugün insan hiçbir ülkede bir çocuğa zulüm yapılıyorsa bu bizim gönlümüzün dışında değildir. Efendim bana bazen gelip diyorlar ki ya filan yerde bir çocuklara zulüm ediyorlarmış. Nerede? Avustralya'da. Etsinler. Yetsinler, Yetsinler e, o, ya. Olmaz. O çocuklar Müslümandır. Müslüman olmasalar bile zulüm yapma hakları yoktur evet. kimsenin onlara. Şimdi hocam bir de üçüncü bir stand. Tabi standları evet, 20, o çok 20, önemli, 25 evet. Tane standı ziyaret ediyoruz. Gezmenizde edeyim. fayda var çünkü, He, gezmek. Evet, gezmek. Bir de zaten fuar alanında yani alem İslam'dan gelen bütün Müslümanlarla e, fikir birlikteliği ve düşünce birlikteliği oluşturma adına illaki ikili konuşmalarımız. Evet. Oldu. evet şimdi bir de e, şimdi Allah'ın beyti Kabe. Evet. Efendim Peygamber'in beyti Ravza-i Mutara. Evet. Ümmetin beyti ise Kudüs-i Şerif'te Mescid-i evet. Aksa. Evet. Şimdi mescid Aksa bugün işgal altında. Evet. Şimdi yani ümmetin nasıl başı düşmüşse ümmetin evi olan Mescid-i Aksa da bir noktada düşmüş durumda. Evet. Şimdi daha da acı bir durum var. Bugün Mekke ve Medine kendi eskimez yapısı itibariyle yani yanında yapılan büyük binalar evet. bir noktada yüz katlı binalar yapılmış. Şimdi bunlar bizim medeniyet anlayışımıza göre, inancımıza göre ecdadımız orada Kabe'nin etrafındaki ravakları yaptığı zaman 13 metre Kabe'nin yüksekliği 12 metre yapmışlar. Yani bir metre daha aşağı yapmışlar. Evet. Allah'ın beytinden yapılan ravakların yüksek olmasını kendilerine bir zul olarak telakki etmişler. Kabul etmişler evet. Şimdi biz medeniyetimizin esas özü vakıf medeniyeti olduğu için e, İslam coğrafyasına baktığımız zaman bütün sahabe-i kiram doğdukları ve yaşadığı yerlerde yüzde 80'i o topraklarda değil. Orada yine sunumda Çin'in en ücra köşesine iki tane sahabe-i kiram mezarı görmüşler. Orada orada yatıyor yani. Evet. Peki bu sahabe-i kiramın içinde ne işi var? Çünkü Allah'ın dinini yayma adına, tebliğ etme adına Müslümanların en keskin kılıncı tebliğ kılıcıdır. Yani Müslümanın silahı ve namlusu esas itibariyle insanı e, öldüren ve geçmişte Nagasaki Evet Bugün Amerika bomba atmış. Niye bomba attı? Çünkü onlar ifsat medeniyetinin temsilcileri olduğu için rahatlıkla kendi e, vatandaşına da bu bombayı atabilirler. Çünkü bizim inancımızda ve medeniyet anlayışımızda bir insanı ihya etmek, alemi ihya etmek gibidir. Evet. Bir insanı katletmek, bütün insanları katletmek gibidir. gibidir. Sadece Müslümanı değil. Evet Şimdi bugün bugün mesela dünyaya bakıyoruz. Dünyada mesela e, sosyal yapı noktasında vakıf, bizim vakıf ve medeniyet anlayışımız vakıf medeniyet olduğu için evet. devamlı olarak yardımlaşma, dayanışma insanlar arasında sevgi, uhuvvet, muhabbeti biz esas alıyoruz. Evet. E, bizim medeniyetimiz de bugün Avrupa'ya gitmiş orayı silah soruyla fethetmemiş gönülle fethetmiş. Evet. Şimdi biz de işte sivil toplum örgütleri olarak sadece bu çalıştay değil, bunun yanında geçen gün İslam İşbirliği Teşkilatı İsadak toplantısı oldu. Evet. Daha geçmişte mesela İslam Topluluğu toplantısı oldu. Bizim devlet başkanımız aynı zamanda onun başkanı. Evet Şimdi yani böyle sivil toplum örgütleri ve devletlerin de organize olması noktasında evet. gelecekte inşallah Bediüzzaman'ın zamanın da demin ifade, i̇fade ettiğiniz evet. e, gelecekte en gürseda İslam'ın İslam sedası mı? olacak. Evet. İslam esas e, silim kökünden geldiği için. İslam'ın hakim olduğu bir dünyada kardeşlik ve huzurun ve barışın da ön plana çıkacağı evet. aşikar. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, Sayın Biçeler programımızın sonuna geldik. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, bir aradı çıralı sohbetlerinin sonuna geldik. Kültür, sanat, bilim ve edebiyat konularında konuklarımızla gerçekten e, bugün sorun olarak gördüğümüz ama ümit var olduğumuz her hadisenin üzerine gitmek, her hadiseye ışık tutmak vazifemiz. İlim ve Hayra Hizmet Vakfı Genel Başkanı Sayın Zülfü Biçerer'e teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür son olarak neler söylersiniz? Şimdi son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bir insanın yaşaması için havaya, suya, toprağa, ışığa ne kadar ihtiyacı varsa Evet dünya coğrafyasındaki bütün insanlık aleminin saadet ve huzurunu temin edecek alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamber Efendimiz Ali sallallahu ve getirdiği ölçüye insanlık aleminin ihtiyacı var. Bu hususta Bediüzzaman'ın da güzel bir sözü var. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzmun reçetesi ittibai, i̇ttibai Kur'an'dır. Biz Kur'an aynasında kendimizi görmemiz lazım ve Kur'an'ın emirlerini yaşamamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sevgili izleyiciler bir Ardıçlı sohbetlerinin sonuna geldik. Şairler Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi nuru kainat diye tarif ediyorlar. Hz. Allah levlake levlake ve ma halektül eflak ediyor o mübarek zat için. Ya Muhammed sen olmasaydın ben alemleri yaratmazdım diyor. Hz. Peygamber'in ruhaniyeti maneviyat aleminde bir güneş gibidir. Allah onun nurundan bizi ayırmasın. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.